Evet Ümit Yıldız hocamız burada ama geldi de geçti diyebilir miyiz bilemem. E, bakamadım gökyüzüne. NASA bugün dünyanın yakından geçecek olan dev asteroid hakkında kritik bir uyarı yayınladı. Bu bizi e, kırdı, kalbimizi kırdı. Çünkü asteroidin rotasında en ufak bir sapmanın bile önemli sonuçlara yol açabileceği belirtiliyordu. Çinlilerin hepsi zıplasa ya da ne bileyim dünya göğe doğru şöyle diye üflese hoş geldin tanrı misafiri, hoşçakalın insanlık diyebilirdik. NASA uyardı. 60 katlı bir bina büyüklüğünde bir asteroid dünyanın yakınından geçecek. NASA, çapı 213 metreden daha büyük olan dev asteroide 2024 on adını verdi. Asteroidin dünyanın yakınından geçmesinin beklendiğini duyurdu. Saatte yaklaşık 25 bin mil hızla hareket ettiği tahmin edilen cismin yüksek hızı endişeye yol açtı. Şu anki yörüngesinde dünya için herhangi bir risk oluşturmadığına ancak küçük bir sapmanın bile büyük sonuçları olabileceğine dikkat çekildi. 2024 on isimli asteroidin yaklaşık 60 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu tahmin ediliyor. Bu onu dünyaya yakın diğer cisimlerden %99 daha büyük yapıyor. Ancak dünyadan teleskop olmadan görülmeyecek. NASA'nın verilerine göre gök cismi dünyanın yakınından en son 2013 yılında geçmişti ve 2035 yılında bir kez daha geçecek. Evet, NASA dünyanın yakından geçecek olan dev astroloji hakkında kritik uyarı yayınlamıştı ama... E, ...bu sonuçlar ne? Tehlike ne kadar büyük? Yani böyle tehlikelerle karşı karşıya kalacak mıyız? astrofizikçi doktor Umut Yıldız'la konuşacağız. O bizim aynı zamanda medar iftarımız. NASA'da çalışıyor. NASA'da çalışıyorsunuz, değil mi? Evet. Nasıl NASA'da yıllık. çalışmak nasal. <laughs> nasal. <laughs> Öyle bir durum yani. <laughs> NASA'ya vurdum yumruğumu. <laughs> Vurdun Ya o da enteresan. <laughs> bir. oradan. NASA'ya pardon demek de e, güzel bir şey. Hoş geldiniz aramıza. Bu hoş çok önemli. Şimdi bu asteroid e, hoş geldi ve hoş gitti mi ben tam olarak bilmiyorum. Yani bakamadım gökyüzüne. Uğramadı herhalde bize. Uğradı. ya yani asteroidler zaten hoş gelir ve hoş gider. Şu ana kadar birçok asteroid yani sürekli neredeyse her gün bir şeyler oluyor. Sadece şöyle bir olay var İşte NASA'nın bir web sitesi var Sydney, evet. diye. Center for Near Earth Objects diye Hı. bir web sitesi var. Bu web sitesine bazı özellikle komplo teoricileri web site, insanlar çok giriyorlar ve orada yani özellikle dünyaya çok yaklaşacak olan asteroidlerin listesini koyuyorlar Hı. ve burada da Niye ise NASA hala bunu kilometre ya da mil cinsinden vermiyor. AU, Astronomical Unit ya da Astronomi Hı -hı. Birimi cinsinden veriyor o dünyaya olan yakınlığını. Aslında oradaki bir sayı var işte sıfır yani örneğin dünyaya yaklaşma yaklaşacağı işte asteroid şimdi burada dünya ise asteroid şu şekilde geçecek. Tamam. Bu aradaki mesafeyi işte astronomik birim cinsinden veriyor. İşte 0.00 bilmem 3 evet. astronomik birim. Bunun, her, bunun normalde 149, bin, 149 milyon 592 bin 870 kilometre ile çarpmanız gerekiyor. Yani dünya ile güneş arasındaki <laughs> uzaklıkla çarpmanız gerekiyor. Yani mezura ile ölçemiyoruz bunu. Bunu mu? kimse çarpma, yani bunu herkes bilmediğinden dolayı ve orada <laughs> da kilometre yazmadığından dolayı bu sitedekiler insanlar bakıyorlar, aa burası işte 0.0 çok yakınmış hemen şey yapalım, hemen bunu e, basına verelim. Ve e, böyle bir anda büyüyebiliyor. Büyüyor, 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 büyüyor. Bunun gibi çok fazla haber alıyoruz. Hmm. Her seferinde bir hayal kırıklığı çarpacak, diye, yani çarpacak diye bekletiyorlar <laughs> hani insanları. Mı? Hani çarpacaktı diyoruz. Her birinin de ya yani genelde bunların çoğunun dünyaya olan ya yakınlığı ya da uzaklığı en az yani ay yani dünya ile ay arasındaki mesafeden çok daha fazla oluyor. Örneğin orada da şu anda az önce gösterdi. Aha. Yaklaşık olarak bir milyon kilometre ötede öteden geçti bu asteroid. Yani bugün geçti. 1 milyon kilometre öte ya. Yani Ay Dünya arasındaki uzaklık 384 bin kilometre. Yani bu bu asteroid Ay'dan daha uzakta, Ay'ın neredeyse 3 katı uzaklıktan geçmiş gitmiş ve işte bu tür haber sitelerine abarttırıldı ve insanlarda orada da işte evet 60 katlı bir bir e, bina büyüklüğünde işte 200 km 200 metre ile 500 metre arasında çarpsa şöyle olur böyle olur. Ya yani çarpsa da çok da büyük bir, bir şey olacağını da düşünmüyorum. Yani evet hı. 300 500 metrede bir şeyler olur. Hı hı. Yani ama dünya yıkılmanın sonu olmaz ama. Yani, yani. yok ya yani biz bizim de sonumuz olmaz. Dünya hı. yıkılmaz yani. Evet. Ya yani belki bir e, küçük bir şehre bir şeyler yapabilir. Hı hı. Ama yani 1 milyon kilometre ya bir sakin olalım yani Ben bayağı ya, bu, uzak. Bu, bu, nedir bu dünyanın sonu klişeleri çok seviyor insanlar yani. Kıyametin bu türü, türünü Herkes seviyorlar. Herkes sıkıldı acaba. hayattan herhalde bir şey bek hayatlarında bir hareket bekliyor böyle. Hı -hı. Hadi gelsin işte bir, bir, kuyru, bir kuyruklu yıldız gelsin bir astrolojik gelsin işte çarpsa da bir artık bir rahatlasak falan. E şekilinde. bu da tenis topu değil ki yani yani. E, tenis topu değil aslında da değil yani be. insanlar bir bir bek hayır bir beklenti de yaratıyor şimdi es, işin esprisi de yani e, o beklentiyi de yaratıyor. Yani insanlar ya Astralite çarpacaksa yani işe gitmesek falan yani işte. Hazır. hazır. Ee, yani borçlar da vardı işte ne bileyim yani ödemesek mi falan yani. Bak Son 24 işte, saati de yani, güzel geçirsek falan yani. 3-5 ay varmış de yaklaşıyormuş hazır Aha. işte. Yani artık kirayı ödemeyeyim falan tarzda <laughs> böyle bir şeyler olabilir. Yok e, o, yani hepimiz e, e, artık hayatımız sıkıcıysa aynı sıkıcı hayatlarımızla devam aynı etmek zorundayız. Devam. Aynı rutin hayatlarımızla devam etmek zorundayız. Kusura bakmayın. Peki bir şey, şey midir bu astrolitler yani tehlikelisi var mı? Ya da şöyle söyleyeyim e, klişeden uzak bir şekilde sorayım. Hani bize doğru yaklaşan bir gök cismi ve ciddiye almamız gereken bir gök cismi var mı yakın zamanlarda? Ya en azından şu an itibariyle dünyaya direkt çarpacak ya da işte ne bileyim 30 yıl sonra 50 yıl sonra ya da işte şu tarihte çarpacak diye bir şey yok. Ha. Var diye söylenen birkaç tane apofisler vesaire bir şeyler var ama özellikle yani 20 yıl 30 yıldan sonra çarpacağı çarpma ihtimali olan bir şeyin bu zaman içerisinde işte bazı etkiler var. Güneşten örneğin çok fazla işte işte yani Yarkovsk etkisi diye bir bir etki var. Güneşten sürekli ışık şey yani ısı basıyor Hı -hı. şeye asteroide örneğin. Ya yani sürekli pişiyor bir taraf, öteki Hı -hı. taraf donuyor. Hı -hı. Ve bu sıcaklık farkından hafif titreşim yapıyor şey. Yani Hı -hı. titreşim gibi bir şey yani. Hafif yolundan sapıyor. Ve örneğin 30 yıl sonra ya bugün hesap yaptığımız 30 yıl sonra dünyaya çarpacak bile olsa bu hafif etkileşimlerden, o sıcaklık farkından dolayı işte dönerken sıcak farkından dolayı yolundan sapar ve 30 yıl sonra dünyaya hiç çarpmadan gidebilecek bir pozisyona ulaşır. Yani kısacası şu ana kadar en azından bildiğimi söyleyeyim, hayal kırıklığına yaratacağım ama kusura bakmayın. E, çarpma ihtimali olan bir asteroide çok da rastlamayacağız. Ya kimse dünyayı, dünyayı ciddiye almıyor. Ne kadar berbat bir şey ya. Yani, şimdi, hani, bir de dünyayı... Hayır NASA da demiyor bilmiyorum. bunları yani. NASA <laughs> sadece bir web sitesi var. O web sitesinde biz gözlemi yaptık kardeşim buyurunuz merak ediyorsunuz alıp bakın diyor. Hı -hı. Bu kadar. Bu, kadar, bu kadar yani. Peki ama e, yakın bir gelecekte bir tane uydumuz aya eşlik edecek bir tane minik kardeş olacakmış galiba o doğru mu? O doğru. Ee, evet yani üst üste geldi zaten en azından artık yani önceki haber e, benim için çok haber değil de bu birazcık haber gibi e, şey oldu. Burada da şöyle bir durum var şimdi yine aynı asteroidler Hı -hı. Aynı, aş, aş, aynı şekilde asteroidler. Yine güneş sisteminin içerisinde dolaşıyorlar şu şekilde. Genelde asteroitler işte Mars'ta Jüpiter arasında olur. Hı hı. Ama işte iç güneş sisteminde de böyle gelip giden böyle az hem asteroitler hem işte kızlar vesaireler olabiliyor. İşte Dünya'ya yakın geçenler olabiliyor. Bir tane asteroit var. işte daha yeni keşfedildi. 2024 PT5 isminde. İşte zaten isminin başında 2024 görüyorsanız bu sene keşfedildi o anlamına geliyor zaten. Hı hı. Öyle bir yörüngesi var ki şimdi şurası Dünya ise işte evet. şurada Ay var. Ya yani asteroid şu şekilde geliyor, şöyle dönüyor. Yani nasıl diyeyim? Bir e, bir damla hareketi Alalım. yapmış gibi bir hareket yapıp gitmiş oluyor, gidecek. Bu kadar. Bir arkaşa bakıp çıkacak bir tur. yani. Yani Kalmıyor. bir tur ama bir turu bir turu tam yapmış gibi oluyor. Yani ha. dünyanın çevresinde yaklaşık olarak 53 gün süren bir yörüngede şöyle gelecek. Hop dünyanın çevresinde dolaşıp gidecek Bu kadar. Görebilecek miyiz o arkadaşımız çıplak gözle ya da? Çıplak göze göremezsiniz Göremez yani biz. o kadar değil çünkü 10 metre. Bu daha küçük. Bu çarpsa Oy. hiçbir şey etmez. Yani yani tepemize çarptıktan sonra bir şey olur elbette. Şimdi, saymayız. Büyük, büyük de konuş da yani şimdi yani. 10 metre çarptı falan olur. Evet yani bir küçük bir etkisi olur elbette ki ama yani öyle büyük bir şeyler olmaz. Hı -hı. Bu sadece yaklaşacak ve gidecek. Anladım. Ve bir kere tur atacağından dolayı işte yaklaşık olarak 56.6 gün yani <laughs> ve 25 25 Eylül'de işte bu ayın sonunda Anladım. başlıyor 25 miydi 27 miydi yine unuttum onu 25 Kasım'a kadar yani işte neredeyse iki ay içerisinde gelip gidecek dünya ekolizm görünce dünya turizm fiyatlarını görünce zaten fazla kalacağını düşünüyorduk. Mutlu olacağız. Biz de bir uyumuz <laughs> daha oldu hissi yaratmış oldu. Minik de olsa oldu. öyle Ama bir bu oluyor yani. Bu arada bir oluyor. Hı. Yani daha önceden birkaç sefer de böyle en azından gözlemlerde de yaşanmış lığımız var. Ya astrofizikçi olmak çok güzel. Biraz daha makul şeyler size. Mesela bu ayın 10 Ekim'de yanılmıyorsam. Şimdi bir şey gönderiyorlar değil mi? Nereye bir şey gönderiyoruz 10 Ekim'de? 10 Ekim'de Biz Europa, dünya ee, Evet NASA gönderiyor. Europa Clipper isminde bir e, misyon, bir, bir uzay aracı. Jüpiter'in Europa denilen bir uydusu var. Bu uyduya tamam. e, gönderecek. Ben de e, işte NASA JPL'de çalışırken işte yaklaşık olarak bir neredeyse bir 5-6 sene boyunca onun inşa sürecini hep takip etmiştim. Hatta bayağı Instagram'dan falan da paylaşmıştım Hı -hı. sıralarda. Ve sonunda bitti. Yani onun uh, Flatouch'un tam göremeden ayrılmış oldum ama ve evet, sonunda bitti ve e, rampaya artık e, gönderildi. Zaten ben orada yani yaklaşık olarak bir sene önce falan gönderilmiştir şeye Aha. yani Kennedy Space Center'a. Artık orada son testler yapılıp paketlenip roketin başına uklup oradan çıkacaktı. SpaceX'in bu Falcon Heavy denilen roketi var. Evet. Heavy alır işte. Yani normalde e, Falconlar işte normal bir çubuk gibidir. Falcon Heavyler yanında iki tane daha Evet, e, Rocketi vardır. yani hı. çok daha yüksek ağırlık taşıyıp hı. aynı zamanda çok daha uzağa götürmek için hı hı. E, e, kullanılan roket bunlar. Bu e, işte 10 Ekim ile 30 Ekim arasındaki bir tarihte Tava, tabi hava hava uygun olması bu gerekiyor. Feneri de malum biraz e, şey rüzgarlı, <laughs> rüzgarlı, evet. genelde rüzgarlı, yağışlı, evet. dengesiz yani her an yağmur ya yani, yani çok güzel bir hava var sanırsınız. Bir anda Hı. hava bozabilir. Hı. Böyle bir yer. Bir anda şey olabiliyor. Onun için yani 10 Ekim 30 Ekim arasındaki herhangi bir tarihte fırlatılacak. Hı. Ve yaklaşık olarak bir 5,5 yıl civarı bir e, yolculuk sürecek. 2030'da, 11 Nisan 2030'da da e, Jüpiter'e varacak. Ne yapacak orada Ayıp sormasın? Çok işler yapacak. Allah. Ne yapacak? E, şimdi Avrupa'nın şöyle bir özelliği var. Europa çok ilginç bir uydu. Jüpiter'in uydusu çok Hı -hı. ilginç bir uydu. Hı -hı. Yine ay kadar var yani bayağı büyük bir şey. Yani Jüpiter'in çevresinde, Jüpiter'in bir de böyle çok, çok geniş bir, devasa bir manyetik alanı var. Dünyanın işte dünyanın çevresinde bizi koruyan bir manyetik alan var. Evet. Van Allen kuşakları dediğimiz, şu anda Hı -hı. sokakta gezmemizi sağlayan, işte o fırtın, güneş fırtınalarından bizi koruyan. Jüpiter'de bu, dünyadaki de 20 bin katı daha fazla. Evet. Çok daha yüksek. Ve e, bu Europa uydusu Jüpiter'in bu manyetik alanının da içerisinde yer alarak böyle pişen bir bir Hı -hı. E, uydu. Aynı zamanda ya yani hem manyetik alandan dolayı pişiyor ama aynı zamanda e, Jüpiter Güneş'ten yaklaşık olarak 1 milyar 900 milyon kilometre çok uzaklıkta olduğundan Hı -hı. dolayı da soğuk. Bu uydunun bütün yüzeyi buzlaşmış. Hı -hı. Ve işin çok daha güç tarafı yaklaşık olarak bir işte 30 ile 60 kilometre arası bir hesap şu anda tam belli değil. İşte gidince araç gidince daha çok belli olacak bir bir araç var içerisinde. Hı hı. Bir buz kabuğu var. Evet. Bu buz kabuğunun altında da yaklaşık olarak 100 kilometre kalınlığında sıvı su var. Hadi bakalım. Hayda. Evet. 100 kilometre kalınlığında sıvı su. Bu sıvı suyun içerisinde ne var? Limon. Limonata yani harika bir Limonu limonata. Limon nereden çıktı? Balık balık arıyoruz biz orada. Ar <laughs> <laughs> o da olur. Yani roka varsa balık varsa tamam. Aynen iyi biz da balık zaten. Biz, biz balık arıyoruz. Buz ar ar zaten var orada. Buz zaten var. En güzel biraz tuzlu buz ama neyse yani ya, şimdilik. Çıkar mı balık yani? yani? Balık ya şimdi şaka yapmış gibi Tabii olayım ki. da yani. Lütfen. Lütfen. <gülüyor> 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 bu bu Gerçek baş... bir bilim insanıydı bu. Haberin başlı bu değil Ama bu <laughs> canlıya dair iz canlıya dair iz. Arayacağım. Canlılık izi de ne olabilir? İşte basit canlılar olabilir, yani işte bu tek hücreye canlılar evet. olabilir, alpler olabilir vesaire Hı -hı. vesaire yani herhangi bir şekilde canlıya dair bir iz aranacak. Bu araç oraya iniş yapmayacak bu arada onu da söyleyelim, şimdi Hı -hı. yanlış anlaşılmasın. İşte şurası Jüpiter, şurası işte Europa uydusu diyelim. ya da görünüyor mu şöyle? Görüyor, <laughs> bak bak. Görünüyor, görünüyor. Bayağı Tamam. Görünüyor yani. Şu Jüpiter. Ah, tamam. o Jüpiter daha büyük Jupiter. oldu. <laughs> <laughs> Jüpiter daha büyük oldu. Şimdi normalde. Burası Jüpiter, burası işte uydu uyduysa şu şekilde çevresinde dönüyor. Şimdi biz aracımızı az önce ne demiştim, manyetik alanı çok çok geniş demiştim. Aracımızı biz işte Europa, Avrupa için gönderdik ama aracımızı biz bunun çevresinde dolandırırsak ne olur? Pişer. Çünkü manyetik alandan dolayı pişer. Aşırı o derecede olur. bir şey var. Hı -hı. Onun için bizim yaptığımız şey şöyle geniş bir yörünge alıp böyle yakın geçiş yapıp gitmesi, yakın geçiş yapıp gitmesi. Böyle bu şekilde yakın geçiş yapıp gidecek ve biz sürekli böyle Avrupa'yı gözlemiş olacağız. Amaç çok çok ulvi burada. Gerçekten dünyadaki en çok merak ettiğimiz soru yu cevaplandırmaya çalışıyoruz. O da işte evrende dünyadan başka bir yerde canlılık ha. var mı? Sadece bir dakikam kaldı. Buraya sıkıştıramayacağım size ama şunu da sormadan edemeyeceğim. Yani garibanlar var şu anda uzayda dünyayı dönmeye bekleyen astronotlar. Nasıl evet. kurtarırız? Aslında ya yani, bu da basının farklı bir e, yorumlaması oldu. Şey diye, e, mahsur kaldılar diye. Hı hı. E, uzayda mahsur kalma diye bir şey yok. Yani sonuçta emergency yani böyle acil acil çıkış hı. şeyleri falan var. Filmlerden de görülüyor yani evet. bir sorun olursa aşağı atacak durumları var. Aşağı inecek durumları var. Boeing firması bir bir araç yapmıştı. Hı hı. Normalde Space yani NASA dedi ki iki tane özel şirkete yani aynı anda para verdi. Dedi ki ...bundan sonra nasıl olarak biz bu astronot göndermeyi biz yapmayalım... Hı -hı. ...bunu özel şirketler tamamlasın, biz bunlarla uğraşmayalım dediler. Hı -hı. Ve ikisine de para verdi. SpaceX yıllar öncesinde yaptı. 2020'de Hı -hı. ilk insanları göndermeye başladı. O günden beri bayağı insan gönderiyor. Boeing bayağı uzun süredir hala başaramamıştı bunu. Hı -hı. Şimdi televizyondayız, şey de söylemeyeyim ama... Hı -hı. ...yani çok bu işi başaramamıştı. Ve en sonunda tamam artık yapacağız, yaptık yaptık ediyoruz falan derken... Ya 4.2 milyar dolar e, NASA'dan bir e, bütçe almıştı üzerine bit, bitmediği için 1.5 milyar dolar daha para harcadılar ve gönderdiler uzaya ve hala e, üzerinde sorun olduğunu fark ettiler ve astronotları bu araçta geri indirmeyelim dediler. Eyvallah. Sonrasında da işte astronotlar artık SpaceX'in kapsülüyle ta Şubat ayına kadar orada kalmak zorunda kaldılar. Peki e, bunun devamını artık bizim e, diğer programda diğer konuşacağız programı, anlaşıldı. Yapalım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz şeref verdiğiniz